Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş bu ligde şampiyon olmak istiyorlarsa asgari düzeyde geriden çıkmayı bilmek durumundalar. Uğur hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Bugün önemli bir konuğumuz var. Evet şeref verdi. Hoş ee, geldin. Tardinye Zirve. Tardin Zirve'ydi değil mi hesabın da? adı? Zirve büfe. Aynen. Yani bir tabii Out of Context Londra Merkez kadar malzeme veren bir program değiliz biz. Ama elinden geldiğince sağ olsun programdan attığı kesitlerle bize destek veriyor. Hoş geldin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben burada aranız için çok mutluyum yani şu an. Evet, biz de çok olun. mutluyuz. Ee, vallahi Valla nasıl başlayacağız Orozan? Boş, bu, boş bir hafta. Yani elimdeki e, kağıtlardan çok kısa bir program olmayacağını e, gösteriyor. E, biliyorsun ben tatildeydim ama şeyi takip etme şansım oldu. Yani bir yazı yazdım. E, dört farklı kıtada bu yazı konuşuldu. Yani görebildiğim kadarıyla. Erman Yaşar modaşıldı. açıldı. <laughs> yani <yazı gülüyor> Baba moda <kaldı. oldu> <laughs> Yazıdaki e, konunun içeriğinden ziyade... Artık insanlar günlük hayatlarını anlatmaya başladılar o tweet'in altında. <laughs> ya şaka bir yana eline sağlık. Yani çok, çok güzel yazı olmuş yine. Ben e, tabii dediğim gibi yani hepsini okudum ama hani ne kaldı bu yazı bende ne bıraktı dersen çok da e, detaylandıramayacağım. Bir 10 sene önce daha fazla şey bırakıyordum. Aynen. Maalesef bir son on sene tabii basketbol medyasında çok daha önemli noktalara gelmen. Estağfurullah. E, basketbol camiasının e, çok özel bireylerinden biri haline gelmesi futboldan biraz e, alıkoydu. Ama ana, ana, konu ana konu malum. Ana konu belli. Geriden oyun kurma. <laughs> yani bunun üzerine bir çatı çıkabiliriz diye düşünüyorum. Bir ev yapabiliriz diye düşünüyorum. Sen istersen ilk önce yazı da zaten ekrana gelir e, burada sağ tarafta. E, sen istersen hani yazıdaki amacını anlatarak biraz da orayı bira, belki biraz özet geçmiş olursun. Sonuçta yani buradaki izleyici de oradaki okuyucu yani birebir örtüşmüyor. Tabii ki e, kesişim kümesi var ama belki biraz ondan bahsedip e, sonrasında e, tartışmaları da geçebiliriz. Galatasaray aslında Kasımpaşa maçı üzerinde, Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı üzerinde genelde de var olan oyun kurma problemleri üzerine bir yazıydı. Spesifik Kasımpaşa maçını hedef falan bir yazıydı ama aslında yani çok uzun zamandır Galatasaray'ın e, Fatihlerin döneminde sıkıntı yaşadığı noktalardan biriydi o ve onun üzerine yazdım ben. Ama sonrasında özellikle yani yazılan birkaç gün sonra altında daha farklı tartışmalar ortaya çıkmaya başladı. Yani çünkü yani şimdi Galatasaray üzerine konuşmayacağız biz onu söyleyeyim. Zaten e, eskiden de böyle saha içine odaklandığımız biraz daha derin girmeye çalıştığımız programlar oluyordu ki milli maçlarında bunu daha fazla yapmaya çalışıyorduk. O yüzden güzel de denk geldi bence. E, altında farklı bir tartışma ortaya çıktı. Yani bir takım Galatasaray taraftarı dedi ki tamam Galatasaray oyun kuramıyor, problemler var. O zaman neden oyun kurmaya çalışıyor? Oyun kurmak zorunda mıyız? E, bir tarafta Evet oyun kurmak zorundayız e, şeklinde. Böyle e, altında özellikle hafta sonu e, yükselen bir şey, tartışma dönmeye başladı. Aslında bu güzel bir şey. Yani yazı yazarken zaten e, bu tarz e, fikir alışverişleri ortaya çıksın e, hedefiyle yazar. E, yazıyı yazan kişi, yazar yazının, yazının sahibi. E, ben de o anlamda sevindim. E, öyle bir yankı e, bulması itibariyle. Çünkü, ki benim de attığım bir mention üzerinden o tartışma biraz daha e, alevlendi çünkü ben evet büyük takımların hakim oyun oynamaya çalışan takımların e, kendi liglerinde şampiyon olmak istiyorlarsa özellikle geriden oyun kurmak zorunda olduğunu belirten bir fikir belirttim yazının altında bir mentionda. Onun üzerine zaten ortaya çıktı. Biz de Galatasaray üzerinden işi çıkartıp hakikaten büyük takımlar, şampiyonluk hedefi olan takımlar nasıl oynamalı? Oyun kurmalı mı? Oyun kurmayı reddederek olur mu? Biraz onu konuşmaya çalışacağız. Peki olur mu? Ne olur mu? <laughs> yani işte... oyun, oyun kurmak zorunda mı diyorsun? Ya evet yani ben... şeye sonra geçeriz. Kalite, yetenek kısmına sonra geçeriz. Bence oyun kurmak durumunda. Zorunda. Ben öyle düşünüyorum. Ee, çok spesifik, çok spesifik özel örnekler elbette olabilir. Onu tercih etmeden başarı giden takımlar olmuş mudur geçmişte? Beş büyük ligde ya da başka liglerde olabilir. Ama özellikle yani son 10-15 yılda oyunun değişmesi, oyunun farklı bir noktaya gitmesi itibarıyla e, bunun artık günün futbolunda ben bir şart haline geldiğini düşünüyorum. Çünkü ya en başta şuradan başlayabiliriz abi. Bunu geçen Sergen Yalçın da söyledi yüz futbolda. Artık oyunu kuran oyuncular e, hakikaten stoperler. Savunma yönü oyun oyuncuları, savunma yönü oyun oyuncularından stoperler aldı bu işi. Bak. Şöyle bir şey söyleyeyim. Geçmiş sezon Premier Lig'de en çok maç başına ortalama en çok pas yapan 50 oyuncu, Bak, 50 tane oyuncu abi. Bunların 17'si orta saha bu 17 orta sahanın çok büyük bölümü de derinde oynayan pas kalitesi çok yüksek isimler. İşte Rodri olsun, Fabinho olsun, Thiago Alcantara, Garani Çaka, Ward e, e, James Ward-Prowse, Tillemans, jo Jordan Henderson bu tarz oyuncular. 50 oyuncunun 17'si orta saha 33'ü savunma abi. Ağırlıklı, stoper ve bekler. %66 yani 3'te 2'si savunma hattından çıkıyor en çok pas yapan oyuncuların. Artık pas e, buraya inmiş durumda. Yani orta sağlardan stoperlere ve beklere inmiş durumda. E, bu 20 yıl önce böyle değildi. Bak 1998 1999 e, Premier Lig'in en çok pas yapan oyuncusu Deniz Berkan abi Arsenal'li. Deniz Berkan kim? Takımın 10 numarası takımın. Hatta bak 10 numarası değil, ikinci forveti takımın. Bildin ikinci santra, ikinci forveti takımın. ikinci forvet o sezon Premier Lig'in en çok pas yapan oyuncusu. Artık mümkün değil. Artık bir forvetin, bir on numaranın, hatta kaliteli Kevin De Bruyne'nin, bak Kevin De Bruyne oyunun en iyi orta saha oyuncusu, en çok pas yapan oyuncu olma ihtimali yok. Geride oyun geride kuruluyor artık. Bak kalecilere de gidebiliriz buradan. Şimdi sadece stoperler de değil. Kalecilerin de bu işe girmesi lazım. Ben bundan e, 3-4 yıl önce Pasör Kaleciler diye bir yazı yazdım abi yine Tardinici orada. E, o dönemde kalecilerin bir maçta ayaklarıyla topa değme sayısı, elleriyle topa değme sayısından 8 fazlaydı. Bak 4 sene önce şu anda 12-13'e çıktı bu sayı. Yani şu anda bir maçta bir kaleci ayağıyla topa eliyle değdiğinden 12-13 defa fazla değiyor. O zaman ayak kalitesinin düşük olmasını isteyebilir misin? Ama bekleyebilir misin? Yok sadece el olsun. El yeterli. Yetmiyor abi el artık. 13 defa daha fazla ayağıyla dokunuyor kaleci. Nasıl el yetecek? Bak Galatasaray üzerinden gidelim. Muslera'nın yaptığı hataların çok büyük bölümünde son 2-3 yılda ayak kalitesinin getirdiği sıkıntılar var. Oyun kurarken oraya dönüyor Galatasaray. Galatasaray'ın problemleri oyun oraya dönüyor. Yaptığı hatalar Galatasaray'ın gol yemesine ve Muslera'nın da kötü görünmesine sebep oluyor. Ya yani Muslera son 2-3 yılda kötü görünüyorsa tek sebebi ayakları neredeyse. Yani elleriyle saçmaladığı pozisyonlar, ayaklarıyla saçmaladığı pozisyonların onda biri belki de. Ki başlangıçta söylediğin şeye geliyor bu. Yani pas kaliten yoksa kurmamalısın diyen kesimin aslında Hedefi büyük olan yani şampiyonluk hedefi olan takımlarda o yorumun biraz dışarıya çıktığını görüyoruz çünkü mutlaka baskıyı yiyorsun ya da mutlaka sezonun bir bölümünde o kısım geliyor yüzde öyle abi ee, yani oyun kurmayı reddedersen bir şekilde yine patlayacak orada tabii ki patlayacak yani çünkü senin stoperlerin, orta sahalarının daha fazla topa değmek durumunda kalacak her türlü ee, yani bunu reddetmek gibi bir şey artık bence söz konusu değil ama yani onun içine gireceksek e, şundan bahsedebiliriz. Şimdi oyun kurmaya reddettin diyelim. Ne yapabilirsin abi? Ee, geriden, geriden uzun vurabilirsin mesela. Diyelim ki reddettim ve uzun top oynama e, düşüncem var. Mesela Galatasaray taraftar bunu demiş. Neden uzun oynamıyoruz? Ben diyorum ki Fatih Terim geriden oyun kurmaya çalışan teknik adamlar arasında dahi uzun vurma frekansı en yüksek teknik adamlardan biri. Ben çok gördüm Galatasaray'ın e, stadında izlediğim maçlarda Mustera'nın geriye gelip opsiyon olan oyuncular varken Solbek Nagatomo geliyordu bir dönemde. İşte Nagatomo'nun olduğu dönem. Stoper geliyor. Mustera'ya Fatih Terim kenarda uzun vur diyor. Oyuncular top istiyor. Mustera Fatih Terim'in direktifiyle uzun vuruyor. Mustera kısa vurduğu zaman Fatih Terim'in Mustera'yı haşladığı 3-4 tane ben sekans gördüm izlediğim maçlarda. Zaten Fatih Terim uzun vurma frekansı geriden oyun kurma çabası olan takımlar içerisinde en fazla olan teknik adamlardan biri. Ama diyelim ki bunu reddediyorsun. Sen hakim oyun oynamaya çalışan bir büyük takımsın kendi liginde. E, uzun vurma oynuyorsun. Şimdi bunun avantajları ne abi? Birinci avantajı bir kere zaten geriden oyun kurmak zorunda değilsin. Bu işte sen bunu avantaj olarak görüyorsun. Birinci avantaj bu. İkinci avantaj ne? İkinci avantaj şimdi uzun vurmak geriden pasla yetenekle çıkmaya göre çok daha kolay bir iş. Dolayısıyla üzerine çok fazla çalışman gereken bir e, taktik değil. Uzun vuruyorsun. Hedef santriforunun topu indirmesini bekliyorsun. Oraya doğru gidiyorsun, 5-6 oyuncuyla ikinci topları almaya çalışıyorsun. Ve sahanın belirli bölümünü bypass ederek e, geçmeye çalışıyorsun. Şimdi bunu çalışmak, geriden oyun kurmaya, şablon, şema, e, oyunun genişliğini kullanma, opsiyon yaratma. Çok daha az tekrarla, çok daha az çalışarak yapabileceğin e, bir taktik. Böyle bir avantajı da var. Ama dezavantajları da var abi. Yani çok ciddi dezavantajları var. Birinci dezavantajı mesela, düzenli uzun vurduğun zaman top havada çok fazla kaldığı için... Ee, rakip savunmalara çok rahat bir şekilde kayma yapma şansını e, verebiliyorsun. Yani zaten bak e, oyun kurmak geriden, oyunu geriden başlatmak, pas oyunu oynamaya çalışmak, rakip yarı sahaya yerleşip set oyunu oynamaya çalışmak, kısa paslarla oynamak o yönden e, rakiplere zarar vermeye çalışan bir yaklaşım. Yani her kısa pas, e, bunu Guardiola söyler. Yani siz pas yapmak için pas yapmazsınız. Rakip savunmayı yerine oynatmak için, hareket ettirmek için, kaydırmak için pas yaparsınız. Her kısa pas rakip savunmayı kompakt bir şekilde yerde oynatır kaybana yapmak durumunda kalırlar. Arka arkaya, ritimli kısa paslarda. Ve sürekli hızlı pas yaptığınız zaman, hızlı oyunun yönünü çevirdiğiniz zaman siz o kaymalar içerisinde bir oyuncu, iki oyuncu o senkronizasyonu gösteremediği zaman arada kopmalar olur. O kopmalarda siz boşlukları yakaladığınız anda hatlar arasına girersiniz. Hatlar arasına oyuncuyu sokarsınız ve pozisyon yaratma şansınızı elde edersiniz. O boşlukları yakalamaya çalışırsınız. Kısa pasları yaparken bunu yapmak çok daha kolay. Ama uzun vurduğun zaman top havada çok fazla zaman geçirdiği için takımın kompakt bir şekilde zaten Kayma yapma e, şansı çok artıyor. Ve orada hata yapma ihtimali azalıyor. Çok daha rahat bir şekilde savunma şansına sahipler uzun topu. Abi ikinci dezavantajı ne? Şimdi diyelim ki uzun vurdun sen. Hedef santrıforu attın. Ama abi senin uzun vurdun her top e, bilinmeze yolladığın bir top aslında. Bilinmeze gönderiyorsun o pası. Ne olacağını bilemezsin. 60 metre 70 metre en yetenekli ayağa sahip ol. E, en kaliteli oyuncunun uzun pas isabet oranı... %75, %80. Ki en iyilerinden bahsediyorum bak. Ki Santrafor'un indireceği garanti değil. İndirse... Alabileceğin garanti değil. Santrafor'u indirebildi mi? Bir. İndirse, indirdi diyelim. 5-6 oyuncu biriktin. Havuza düşen topu alabildin mi? Ya da abi, rakip stoper aldı topu. Sen 5-6 oyuncuya biriktin oraya. Santrafor'un etrafında ikinci top almak için. Rakip stoper çok iyi indirdi. Ve senin o 5 oyuncunu bypass etti abi. Geçirdi topu arkaya. Ne oldu? 4'e 4 hücum yiyorsun. 5'e 5 hücum yiyorsun. Belki 5'e 4, belki 5'e 3 hücum yiyorsun. Yani bunlar baş etmesi çok kolay şeyler değil. Bir de yani sonuçta sezon konuşmuyor muyuz? Yani büyük takımlar istikrarı gözetirler. Ya da hani belirli maçların maç planı elbette farklı olabilir ama geniş olarak baktığında ne kadar yayabilirsin bunu sezonu? Hatta Fatih Terim gibi ya da başka uzun süreli çalışan teknik direktörler gibi He. hani bunu ne kadar ana bir felsefe haline getirebiliriz? Ne kadar ana felsefe haline getirebilirsin? Bak zaten ben şeyle etmiyorum abi. Spesifik oyunlarda, büyük takımlarda, büyük yapılarda, spesifik oyunlarda, hedef maçlarda bu oyunu tercih edebilir. Bunun çok fazla örneği var. Bunu iki hafta önce ya da bir, birkaç program önce şeyde konuştuk. Chelsea Liverpool'da. Jurgen Klopp ilk 15 dakika golü e, yene kadar bir uzun top oyunu e, kurgulamıştı. Bunu Chelsea'nin Liverpool'a karşı geçtiğimiz sezon yaptığını gördük. Hatta işte onun rövanşını almaya çalıştı dedik. Chelsea, bak Thomas Tuchel Liverpool'u deplasmanda uzun top oyunu ile kurguladı. Ne yapmıştı? Şey, bekleri çıkarmış Andrew Robertson'la Trent'i. Ee, rakip kanat beklerini baskıya çıkarmıştı. İki soperin yanında büyük boşluklar kaldı. Werner'i bir oraya yönlendirdi. Bir sağ attı, bir sola attı beklerin arkasına. Sürekli uzun oynadı Werner'e doğru. Ve o arkadaki Trent'le Andy'nin arkasındaki alanları Werner'le beraber parçaladı mesela Thomas Tuchel. Thomas Tuchel aynı şeyi City'ye karşı şampiyonlar gibi finalinde yaptı abi. Ben daha önce burada bir programda söylediğimi hatırlıyorum. Pep Guardiola'nın Bayern'in başında Dortmund'a karşı Klopp'a karşı oynadığı ilk maçta Havi Martinez'i 10 numaraya atıp Santrifor'un Lewandowski'nin arkasına atıp Havi Martinez'i 1.90 hava toplarında etkili. Ona uzun vurarak Jürgen Klopp'un pres oyununu pasifize etmeye çalıştığı bir maç var. İlk maçı, ilk Dortmund-Bayern maçı mesela. Şimdi Büyük takımlar hedef maçlarda bunu uygulayabilirler ama senin söylediğin gibi 30 maçı bunu nasıl yayacaksın? Bak yaymak istedim diyelim, diyelim ki her maç öyle oynuyorsun. Rakipler izin vermez ki abi. Ha. Rakipler izin vermez. Bunun da şeyi var. Sen diyelim ki sadece e, uzuna ya da işte başka bir oyuna e, yönlenmeye çalış, yönlendirmeye çalışıyorsun kendini. Oyuna, oyun kurmayı reddediyorsun. Sadece uzun vurmak da değil bunun şeyi. Başka oyun oynamaya çalışıyorsun. Ama diyelim ki rakip orta blok savunması yapıyor. Rakip orta blok savunmasını yaparken senin stoperlerini serbest bıraktı. Bak var bu futbolda. Sergen Yalçın buna da bir e, şeyde bulundu, atıfta bulundu e, %100 futbolda. İki soperini e, görmezden geliyor. İki soperine baskı yapmıyor. Orta blokta bekliyorlar seni. E ne oldu? İki soperin dışarıda 18 8 üstünler arkada. Sen istediğin kadar uzun oyna. istediğin kadar direkt oynamaya çalış. Arka tarafta hep 10'a 8 üstünlü olacaklar onlar. Yani oynamaya çalışın şeye karşı iki, avantaj, iki e, avantajlı, iki avantajlı i̇ki fazla oyuncuyla senin savunma şansına sahip. Ya da diyelim, bak orta bloğu bırak, derine indiler. Pres red ediyorlar. İş yine bir noktada senin savunmacıların ayak kalitesine, oyun kurma kabiliyetine kalacak. E, sen hakim oyun oynamaya çalışan büyük takımsan, e, zaten maçların neredeyse yarısında, en az onunun 15'inde çok derine savunma yapıyorlar sana karşı. Ve senin stoperlerin o maçlarda ayak kalitesini göstermek durumunda göstermezse de sonuçta eksik yakalanıcı aksın elbette bir noktada. Tek topla geçebil geçebilme ihtimalini Aynen. Duracağız. Derinde bekliyorsun. Bak hiç pres yok. Hiç pres yok. Mecburen senin stoperlerin gelmek durumunda. Mecburen oyun kurmak durumunda. Ve orada yaptıkları bir hata, arkada bıraktıkları 40 metre olduğu için tek bir hata öndeki oyuncuların topu kazanmasıyla beraber iki oyuncuyla savunma arkasına çok daha rahat geçip çok daha net kontrol bulma şansını verecek belki takımlarına. Yani hangi oyunu oynamaya çalışırsan çalış abi. İş bir noktada o pas sayıları itibariyle günün trend futbolunda senin savunmacılarının, bekinin ayak kalitesine gelmek durumunda. Ve sadece de bak yani Türkiye'de hakim yapı, Türkiye'de geriden oyun kurma düştüğünce akla sadece Pep Guardiola gelmesin abi. Akla sadece Barcelona gelmesin, akla sadece Bayern Münih gelmesin. Yani Marcelo Biasa da geriden oyun kurar ama bunu Guardiola gibi yapmaz. Rafael Benitez oyun kurar. Geriden oyun e, ama geriden şey yapmaz yani. E, Guardiola gibi değildir yaklaşımı. Jurgen Klopp'un geriden oyun kurma yaklaşımı öyle değildir. Mesela Jurgen Klopp çok nadir üçüncü oyuncuyu indirir. Son bir senede üçüncü oyuncu indirmeye başladı. Bak Maurizio Sarri Napoli'de asla genişlikle oyunu kurmadı. Yani bir kenara bir oyuncu, bir kenara bir oyuncu. Üç tane stoper. Her zaman üçlü savunma yer bir adam. Ama tabii Napoli'de kimdi adamın e, savunma oyuncuları? Kalidou Koulibaly mükemmel ayak. Raul Albiol çok iyi ayak. Savunma önünde de Jorginho. Dünyanın en iyi derin oyun kurucularından biri. Belki de en iyisi şu anda. Şimdi öyle oyuncuların varsa üçüncü indirmene gerek kalmayabiliyor. Ama başka oyuncularla da üçlü savunma yapmadı hiç. Geriden oyunu da üçlü kurmadı Maurizio Sarri. O yüzden yani akla sadece pas oyunu, sadece Guardiola tarzı e, oyun kurmalar gelmesin. Farklı şekilde de kurabiliyorsun oyunu. Beyaz'a dar kalır. Dar, dar çıkar hızlı bir şekilde. Hazine Otan'ın yaklaşımı farklıdır. Mesela o çok uzun vurur ama e, geriden zaman zaman James Ward Prowse bu işin ustalarından biridir. Çok fazla gelir ve oyunu da oradan kurmak durumunda kalır. Çünkü Southampton'da o uzun top oyunu her takıma karşı kullanamaz abi. Yani senin sezon boyunca 30 maç, 35 maç, 40 maç uzun top oynayabilmen için ya böyle olman lazım, şandaş. Ben oyunu da Yani oyunda mükemmel oyun. Oyunu düzenli oynuyor onlar ama düşük kaliteyle oyuna oynamak durumundalar. Onlar pas oyunu oynayamaz. Ama bu Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş bu ligde şampiyon olmak istiyorlarsa askeri düzeyde geriden çıkmayı bilmek durumundalar. Yani kısacası büyük takımlar arasında bir doğal seleksiyon var. Her zaman da olacak. Yüzde yüz öyle. Ve yani örnekle bak geçtiğimiz sezon Beşiktaş geriden iyi oyun kuran bir takımdı. Wellington'la Mesela Wellington'un yerine iyi oyun kuran bir takımdı. Farklı şekilde kuruyorlardı. Öyle genişlik yoktu. Ama iyi oyun kuran bir takımdı. Abdullah Avcı. Ee, beğenir beğenmez insanlar. Bence düzenli standart bir şekilde kafaya oynayan takımlarının alameti farikası yerden oyun kurma. Yani tamamen ona kafayı takmış teknik adamlardan biri. Mesela bak Abdullah Avcı'nın bu Trabzonspor'u da bu oyun oynamak durumunda. Eee, ve yerden oyun kurmaya kafayı yorduğunu görüyoruz bu Trabzonspor'unda. E, Vitor Pereira'nın yeni üç stoperiyle Zalay, Tizeran, merkezde Kim Minje e, oyun kurma noktasında stoperlerden çok fazla destek almaya çalıştığını en azından 2-3 maç itibariyle görmeye başladık. Bunun üzerine koymaya çalışacaklar. O yüzden Galatasaray da e, bunun üzerine e, koymak durumunda. Bak sadece, bak bir kez daha söylüyorum. Sadece geride oyun kurma, sadece Guardiola oyunuyla falan e, düşünülmemeli. Mesela bununla alakalı çok güzel bir örnek daha var, onunla bitireyim. bunu galiba İngiliz anahtarında kısaca bu örneği vermiştim. Ruiz van Halen abi United dönemi. Ruiz van Halen United dönemiyle alakalı e, ayrılıktan 3-4 yıl sonra verdiği bir röportajda çok güzel bir açıklama yapıyor. Diyor ki, biz evet iyi futbol oynayamadık, topa sahiptik ama takımlar bizi olduğundan çok derinde bekliyordu diyor. Ve o yüzden alan bulamıyorduk. E ee, beklenen yaratıcılığı ortaya koyamadık. Bunun nedenlerinden biri şuydu diyor. Şimdi eğer pas oyunu oynayamıyorsanız ee, tempo yapmanız gerekir. Tempoyla üretim yapmanız gerekir. Ama o takım yaşlı bir takımdı diyor. Ee, Louis Luis ve mesela hata yaptığını söylüyor. Ondan önce United'la beraber Spurs'da ona teklifte yapmış, teklifte bulunmuş. Spurs reddetmiş. United daha büyük camia. Ben orada bir şekilde iyi performans gösterimdiği United'ı kabul etmiş ama benim oyunuma uygun bir kadro değildi diyor yaş itibariyle. Ve Tottenham daha uygundu aslında ve onu gittikten sonra fark ettim diyor. Yani pas oyunu oynayamıyorsanız ee, sahne uzun değil. Tempoyla da de üretim yapabilirsiniz. Ama mesela Galatasaray tempo yapmak için de uygun bir takım değildi son kurulan bu kadroya kadar. Şu anda takım daha genç, tempo yapabilecek bir takım işaretleri veriyor ama her genç takım da tempolu oynayamayabilir abi. Oyuncu tipleriyle alakalı bir şey bu. O yüzden yani yaşlıyken zaten bu şarttı ve bunu yapmaya çalıştı Fatih Terim. Daha önce de benzer şekilde. Ben şu anda da bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Bunun üzerine gitmesi gerektiğini düşünüyorum ki bunun üzerine gitmeye çalışıyor bence. Ee, diğer takımlar için de aynı şey. Hangi lig olursa olsun sadece Türkiye Ligi de değil. Dünyanın 5 büyük ligi, diğer ligler oyunun gittiği nokta itibarıyla bu artık futbolda bir gereklilik haline bence gelmiş durumda. Peki milli takımı elbette konuşuyoruz ama kronolojik gidelim yine daha doğrusu hiyerarşiye uygun gidelim. E, King'i kim seçtik bu hafta? E, vallahi dün aslında çok iyi bir futbol oynayamasalardı ve çok iyi bir sonuç alamasalardı eee Roberto Mancini İtalya ile beraber yenilmezlik serisini 36'ya çıkardı ve rekor kırdı. Milli takımlar yenilmezlik rekoru. E, 35 e, T rekor ve İtalya eşitlemişti. E, Bulgaristan maçındaki beraberlikle birlikte. E, İspanya ve Brezilya. Brezilya galiba 90'lı yılların ortasında. 93-96 Brezilya. 93, 2007-2009 İspanya. Aynen. Yani özel periyotlar olduğunu biliyoruz. Yani 94'te Dünya Kupası Şampiyonluğu var Brezilya'nın. 2008 o efsane çıkışın başlangıcı e, İspanya için. Özel periyotlara gelen iki tane özel rekor. İtalya'nın da rekorunun ne kadar özel olduğunu aslında gösteriyor gibi. Yani bu rekorların boşa çıkmadığını da e, gösteriyor gibi. Çünkü onlar da daha yeni çiçeği borunda Avrupa Şampiyonu oldular. 36 maç gerçekten acayip bir şey. Ee, peki yani genel yapısı itibariyle İtalya'nın biraz konuşmak gerekir mi? Ee, çok tatmin olmayan İtalyan e, izleyiciler seyirciler vardı maçlar ama maçtan sonra da Mancini şey demiş. İşte çok fazla şans yakaladık ki penaltı kaçtı zaten. Hani bunları e, değerlendiremeyip bunun sonucunda katastrofik bir şey varmış gibi davranmanın manası yok gibi şey söylemiş maç E, tabii öyle canım ya. Doğru. E, ama oyun kesinlikle yeterli değildi onu söyleyeyim. Ama acayip fırsatlar vardı. İlk yarıda, ikinci yarıda penaltı. İlk yarıda da karşı karşıya kaçırdı Berardi yani. Karşı karşıya topu sürüyor, savunma arkasına geçti. Kaleciyle karşı karşıya berbat vurdu. Yani iki tane neredeyse %75'lik, %80'lik gol şansını değerlendiremedi İtalya. Onlardan birini alsa zaten maç başka noktaya gidecekti ama ikinci yarı bir noktada öyle bir yere döndü ki maç. Yani İsviçre kazanabilirdi abi. Bak Yarım şans bile bulamadı İsviçre maçta ama bulabileceklerini hissettirdiler ikinci yarıda. İkinci yarıda şutlar 7-4, 7-5 ya da 8-5 İsviçre'li yine. Yani net bir şekilde ikinci yarının galibi İsviçre ki penaltının kaçtığı periyot orada. O yüzden maç kötüydü, kaybedebilirlerdi ee, ve mesela bak Bulgaristan maçı puan kaybı iç sahada. Hı -hı. Bu maçı kaybetseler abi İsviçre 3-3 oluyor. İtal İki maçın eksik maçı da var İsviçre'nin. İki İsviçre. eksik maçı var ama 3-3 yani kayıpsız gidiyor. İtalya 5 puan kaybetmiş oluyor abi. Yani grup liderliği için İsviçre büyük bir avantaj yakalayabilirdi. Ve bunu da şöyle yapabilirlerdi. Maçta 3 tane... Ay, İsviçre milli takımın en iyi 5 oyuncusunda 3 yoktu. Embolo, Çaka, Şaçiri. E, diğer ikisi de kimdir? Muhtemelen e, Akanji'dir. Bir de Seferovic'tir. Yani bu 5 oyuncunun 3 olmadan e, o direnci gösterdiler. Muhancini de olabilecek en iyi 11'e çıkmış. Bir diye dekti. Locatelli ile 11'dir. de biliyorsun Euro 2020'nin başlangıç starlarından. Bir de Emerson vardı ama Spinoza o zaten yani olabilecek en iyi oyuncu ile oynuyor orada ee, o yüzden ben yani böyle uçta gezdiler. Hem kaybetseler rekoru kıramıyorlardı. Tek başına rekor kıramıyorlardı. Hem de dediğim gibi kaybetseler İsviçre karşısında ciddi bir dezavantaj sahibi olabilirdi e, grubun devamı için. Ama beraberlikle beraber hala grubun e, liderliği için en büyük favori konumunda İtalya. Bir de şeyi söyleyeyim abi. Yani hem 36 maçlık bak rekor çok önemli. Hem de Mancini'nin ne kadar dominant bir takım çıkardığını İtalya milli takımı ile beraber gösteren başka bir istatistik daha var. Bak 2018'de takımın başına geliyor abi Roberto Mancini. 2000'den 2018'e kadar İtalya'nın 6 golü galibiyeti yok 18 yılda. Milli takımlar seviyesinde herhangi bir maçta. Hazırlık maçları dahil. Mancini geldikten sonra 4 tane 6 golü galibiyetleri var. Bir tanesinde 9 atmışlardı. Lichtenstein miydi? Lichtenstein olması lazım. Bakarım. Bir tane de 9 golü galibiyetleri var. Bakayım Bak bakayım. önemli bir şey değilmiş gibi gözüküyor ama önemli. 18 yıl 6 gol atamamışsın ki İtalya milli takımsın sen yani. Ne, hangi maçlardaki? Çok zayıf rakiplere karşı da oynuyorsun hazırlık maçlarında. 7-0 San Marino var. 9-1 Ermenistan var. Ermenistan pardon. 6-0 Moldova var ama. ama şey tabii ki. Linkenstein 5. 5-0. Tamam. 18 yıl yok. 3 yılda 4 tane çıkartıyorsun. Küçük şeyler ama önemli şeyler. Peki milli takıma geçelim. Şimdi milli takımda tabii 2019'daki işte o Fransa maçıyla başlayan süreç beklentileri yukarıya çıkarttı. Sonrasında mesela Uluslar Ligi'nde tatmin edici performans gelmeyince kısa sürede Rüzgar tersine dönmüştü. Sonrasında Norveç ve Hollanda galibiyetleri geldi. Elemelerde Dünya Kupası elemelerinde tekrar yukarıya çıktı iş. Şimdi e, aslında o işte önce 2-0 sonrasında 3-1 öne geçilen Letonya maçından beri milli takımın e, hiçbir maçta aşağı yukarı beklenen performansı e, veremediğini görüyoruz. Yani Azerbaycan, e, Gine ve Moldova hazırlık maçları bunlar. E, hani bunlar da çok öyle aman aman performanslar değil ama hazırlık maçı olduğu için bir kenara atalım. Letonya maçından sonra İtalya maçı, Galler maçı, İsviçre maçı, Karadağ maçı ve Cebeli Tarık maçı. Ya yani bunların ikisi Dünya Kupası elemesi, 3 Euro 2020 maçı. E, Letonya maçını da ekleyelim. 6 maç toplam. 6 maçtır eleştiriliyor Şenol Güneş ve milli takımda ortaya çıkan tabloda yani hala lideriz ama çok fazla e, soru işareti var. Sanki Hollanda evet. maçı gidişatı belirleyecek. Yani sonucu tayin edecek maç gibi. Hollanda'ya karşı iyi bir sonuç alırsak birçok şey unutulabilir diye tahmin ediyorum ama sen ne söylersin? Vallahi yani kesin öyle. Yani maçı çok kritik. Hollanda maçından sonra daha net konuşulabilir ama yani şu Karadağ maçının da o şekilde kaybedilmesi yani hem şanssızlık hem oyun çok yeterli değildi ama yani ben çıkan ilk 11'i de çok anlamadım zaten Şenol Güneş'ten. Ki yani o 11 ile 2-0'ı buldular ama mesela bence ee, biraz fazla ofansifti e, benim düşüncem e, çünkü yani Ukrayna'nın önünde Hakan, Yusuf bir kenar e, Kenan Cengiz. Karaman, bir kenar Cengiz en uçta Sandrfor e, bilmiyorum e, yani reaksiyon gösterememede skor aldıktan sonra reaksiyon gösterememede biraz fazla ofansif 11'in e, neden de olabileceğini düşünüyorum ben çünkü hep söylüyorum yani ee, ne kadar ne kadar fazla hücumcu, ne kadar yetenekli oyuncu, o kadar iyi takım düşüncesinde olan biri değilim ben. Ee, o maç bana biraz fazla geldi ama yani şey kötü abi. Yani 90 artı 7'de kaybediyorsun. Bak o felaket bir şey zaten. 2 puan orada gidiyor. 97'de gidiyor abi. Şimdi o moral bozucu. İkincisi 2-0'dan gidiyor maç. Üçüncüsü 2-0'dan kaybettiğin ikinci maç İsa'da. Bir Letonya 2-0 ve 3-1'den e, puan kaybediyorsun orada. Burada 2-0'dan kaybediyorsun, 90 artı 7'de kaybediyorsun. Ya yani bunlar çok ciddi travmalar. Zaten Euro 2020'nin çok büyük travma olduğunu ve e, sonrasındaki o çok kötü basın toplantısıyla beraber etkisinin çok iyi olmayabileceğini burada konuşmuştuk. E, şimdi ya oyun olarak etkinin zaten yeterli olmadığını görüyoruz. Mesela son maç Cebeli Tarık e, oyunu açana kadar golü yani skoru e, açana kadar bulana kadar Özellikle ilk yarıdaki oyun, ilk yarıdaki üretkenlik çok yetersiz. Karadağ maçı yani ilk yarım saat parlamalar var. Ee, ama genel olarak bakınca yani bence kazanması gereken bir maçtı e, Türkiye'nin. İki takımın genel ürettiği pozisyonlara bakınca iki takımın oyununa bakınca Türkiye bence daha iyi olan taraftı. Ama makasın biraz daha fazla olması lazım. Ee, ve yani bir şekilde 90 artı o golü yiyorsan ve o şekilde puan kaybediyorsan ama Ligi, e, grubun en zayıf üç takımından ikisine karşı 2-0'dan İsa'da e, puanlar kaybedildi. Yani şu anda lider olmak bir yere kadar önemli abi. Şu anda bence direksiyondan inmek üzere e, Türkiye. Ve Hollanda maçında bir mağlubiyet gelirse direksiyondan net bir şekilde inmiş olacak e, bizim milli takım. E, şeyde bir şanssızlık. Yani kim gitti Hollanda'nın başına? Rüus van gitti. Louis van gidişi mesela bir şanssızlık. E tabii onlar Norveç deplasmanından puan alıp ikinci maçta Karadağ'a 4-0 yendiler. Yani iyi, iyi durumda Hollanda bizim Ve ilk oynadığımız göre göre. İki yani maçta baktım biz... dominant oyunlar. Van takımlarının yani zaten gösterebileceği tarzda oyunlar, gösterebileceği tarzda oyun yapıları Van hemen çok kısa sürede belli etmiş kendisini. E, Van Dijk var savunmada artık. Biraz ağır olmasına rağmen. Ha Bu ünlü takımın bize öğrettiği şöyle bir şey var. Sanki biz Hollanda maçını iyi oynayıp Norveç maçında içeride sıkıntı yaşarız gibi bir durumda olabilir. Yani geçmişte hep ee, büyük maçları bu takım daha iyi oynayıp hedef maçlarda sıkıntı yaşadı. Şimdi herkes biz... herkesin haklı Hollanda maçında ister istemez. Ama Norveç'te 10 puanda mesela. Kesin öyle ama işte İtalya maçı, İtalya maçındaki mağlubiyet, Sivica maçı. Tamam İsviçre bir Hollanda ya da bir İtalya değil ama çok büyük hedef maç. Ee, gerçi hedef maç değildi o. Yani Galler'di bizim hedef maçımız ikinci maçta ama yani bir şekilde o da hedef maç haline gelmişti. Çünkü artık o iki maçtan sonra bir şeye ihtiyacı vardı Türkiye'nin. Ee, o maçların kötü oynanması yani bu mücadeleleri de etkileyebilir. Ee, bizim yapımız evet kesinlikle Hollanda'ya Hollanda gibi takımlara göre daha uygun. Ama işte yani takım hoca e, oyuncular Özgüven biraz, yani biraz yıpranmış gözüküyorlar. O yıpranmışlık da e, sorun yaratabilir bence Hollanda maçında. E, peki, King of Cheers hesabına gelen sorulara geçeyim. Çok hızlı. Hepsini cevaplayabiliriz bence çok hızlı. Vallahi. Bakalım. Emre Bey sormuş. Emre abi Locatelli için ideal bir takımda ideal pozisyon nedir? İtalya milli takımdan örnek vermek gerekirse Jorginho tipi bir regista'nın önünde mi en iyi performansını verir? Yoksa savunmanın önünde regista pozisyonu mu ona daha uygun? Bence Locatelli hepsini ye oynayabilecek bir oyuncu abi. Yani Giorginio da olur Locatelli'den bir noktaya kadar. Tabi Jorginho gibi olmaz ama Jorginho'ya yakın bir performans altı numara da olur. İki tane tempolu oyuncuyla önünde. İki tane kaleye gidebilen oyuncuyla. Jorginho'nun yanındaki ee, ikinci oyuncu olabilir. Ama mesela Jorginho'nun yanında ikinci oyuncu olması için Locatelli'nin tersinde Barella olması lazım. Jorginho'nun skor katkısı yok. Locatelli az. Üçüncü orta sahanın mutlaka skor yapan bir oyuncu olması lazım. Barella çok özel bir oyuncu. İlla Barella olmasına da gerek yok ama skorer bir oyuncu olması lazım. Yani 7-8 golü bulması gerekir sana. O yüzden bunlar aslında hep biraz takımla alakalı. Yani Jorginho'nun yanında çok iyi oynar Locatelli. Bak %100 yüz çok iyi oynar ama tersinde Barella yoksa tersinde bir tane daha Locatelli varsa o zaman olmaz. O zaman başka türlü zayıflıklar ortaya çıkar. Ve Locatelli de iyi olmuyormuş gibi gözükür. Biraz işte o yüzden oyuncu işlemeleri, oyuncu çiftleri, partnerler, partnerlikte o partnerliği tamamlayan üçüncü oyuncu bunlar çok önemlidir. Ama yani 6'yı da oynar çok iyi. Jorginho'nun önündeki oyuncuyu da oynar. Bence 4-2-3-1'de ikili pivotu da çok iyi oynar abi Locatelli. Yani yanında tempolu bir oyuncuyla beraber derindeki oyun kurucu için ikili orta sahada da yapar. Yani bence oynayamayacağı rol yok. Ee, on numarayı için dışına bırakıyorum. Ki orada da bir noktada yani idare eder. Oynayamayacağı bir rol olmadığını düşünüyorum ben. Ama en iyi sanki izlersen sanki altı numaraymış gibi geliyor bana. Klopp'un yaptığı Tuhel ve Guardiola'nın yaptığından daha büyük değil mi? Emre Özcan Guardiola'yı çok sevmesine rağmen Liverpool'un başında Guardiola olsa aynı başarıyı sağlar mıydı ona göre? Doğru. Yani bu rolü sağlayamazdı. Yani elindeki bu kadroyla Klopp'un yaptığını yapamaz ama bu yani Klopp yani Guardiola gelseydi şeyin Liverpool başına farklı bir kadro ortaya çıkacaktı. O kadroya ne olacağını bilemeyiz. Ama tabii böyle bir e, parası yok. Yani Klopp'un yaptığı şu yüzden çok değerli. Ben o, o hakkını onun hakkını her zaman veriyorum zaten. Maçlarda da vermeye çalışıyorum. 5 yıl içerisinde e, ortalama abi bak. Sezon başına ortalama harcadığı net para 25 milyon pound civarı sezon başına. Toplam e, Klopp'un net harcaması da 130 milyon pound'u hatırlıyorum işte e, geldikten sonraki dönemde. İnanılmaz bir şey. Bir de bütün oyuncular o, inanılmaz bir şey abi. Bütün oyuncular değerini 5'e katlamıştır. Tabii başarının yani, payı var bunda ama başarı olmasa dahi e, yine sonuçta dünya futbolundaki yeri B noktasından A, A noktasına gidiyor. %100 abi yani ben ben söyleyeyim. Yani. Benim oyuna bakışım biraz daha Guardiola tarzı oyun. Çok seviyorum ama Klopp'un da hayranım yani. Onunla yaptığına da e, Yaptığını da bayılarak izliyorum. O ayrı işin e, noktasında. Yani stil tercihinden bahsediyorum ama bence de Klopp'un Liverpool başına gösterdiği şey Guardiola'nın stil başında gösterdiği şeyden daha özel. O, o, o tartışmaya açık değil. Karadeniz yemekleri hakkında düşünceniz nedir? Çok sevdiğiniz bir yemek var mı? Ömer Balcılar. Var. Biliyorsun sen hangisini sevdiğimi. Çok basit, popüler bir cevap. Ne Kavurma mı? Yok, kuymak ya. Ha. Mıhlama, kuyumak. Kavurma da seviyorsun. Kavurma çok şey. Abi kavurmayı kim sevmez ki? Kavurma herkes, herkes Her sever zaten. Kimin şey önüne koyuyorsan yer abi kavurmayı. Ee, ama... Yani hamsili pilav severim. Düşüneyim bir. Abi şey var, bak şey yemiştim. Ee, şey bilir misin? Hınkal. Yok. Hınkal diye bir yemekleri var. Yani tam Karadeniz yemeği olmayabilir. Galiba Dağıstan yemeği da Mantı. Değişik bir mantı. Dağıstan'dan gelme olabilir. Ee, ama Doğu Karadeniz'de e, yapılıyor. Ben bir e, Karadeniz restoranında yemiştim. Muhtemelen çok iyi olduğu için çok beğendim. yani Mantının kalitesi her zaman ön plana çıkıyor ama biraz daha büyük. hamuru biraz daha kalın. Ee, böyle bildiğimiz küçük, minik, e, ince hamurlu mantılardan biraz daha farklı ama çok hoşuma gitmişti. Böyle sarımsaklı sosla servis ediliyor yoğurttan ziyade. Emre Özcan ıssız bir adada kalsa asla yemem dediği şeyleri yiyebilir mi? Ed Stafford'u sormuşlar bir de burada. Ed Stafford'ın neyini sonuçlar? Ed Stafford mı? Bir grill mi? Ha. O konseptin iki elemanı. Yani bir grillis. Grills şey değil mi? Yani? Biraz o... Yani ben ikisini de böyle çok fazla izlemedim ama... Şey değil miydi ya? Hayatta kalmaya çalışan böyle doğada... Man Wild'dı Wild galiba. Aynen. Mücadele etmeye çalışan iki tane adam. Ama orada benim bildiğim yani bir grills biraz şey. Çakma yani. Yani Estafird'ın da daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden onun yaptığının bazı sahtekarlıklar olduğuna dair falan şeyler okumuştum geçmişte. O yüzden Estafird derim ya, yani şimdi öyle bir şey yaşamadık bilmiyoruz ama hayatta kalma mücadelesiyle herkes herhalde yapmak istemeyeceği şeyler yapar. Onu yaşamadan bilemezsin. Sert bir geçiş. Abi, Kasım Paşa maçı yazısında yazdığınız stoperlerin arasında oyun kurucu girmesi planına Markon Nelson tandemi de ihtiyaç olur mu sence? Yahya Paşa. Olur yapmış. abi. Yani iki ayak, iki iyi ayak tabii ki sorun çözer, daha iyiye götürür. Ama yine iyi baskılarda, 2 iki, iki baskılarda, yani rakip 4-4-2 ile basıyorsa dörtlü savunmaya birebir üçüncü oyuncuyu genişletmen lazım oraya. Bir oyuncunun derine gelmesi lazım, bir oyuncunun opsiyon olması lazım bir oyuncunun biraz daha derinde konulaması gerekebilir. Yani sadece ama Nelson marka döndü ikisi beraber çözerler. Bazı maçlarda ama sert iyi kullanmış preslere karşı onlar da bence sorun yaşar. Sokrates'te müzik zevkini en beğendiği kişi kim? Aslan Max yazmış. Tek bir açık ara tek bir cevabı var. Buyurun. Onur Erdem. Yani şimdi herkes Erman Yaşar bekliyor da Onur Erdem'in çok... Kimse Erman Yaşar beklemiyordur ya. Erman yani ben... bile bence Erman Yaşar beklemiyordur. Erman kimse Erman Yaşar diye bekler de. <laughs> yani Erman'ın maalesef o konuda bazı defekleri var. O yüzden Onur Erdem'in böyle seçkin bir müzik zevki var. Ondan çok faydalanmışlığım vardır ki Uğur Ozan da bu konuda önemli isimlerden biridir. Muratcan Belli sormuş. Ee, selamlar öncelikle. Yazdığım üç özellikten hangisi sizce modern futbolda daha önemli? Geçiş ucumumu mu? ya da savunması mı? Karşı pres mi? Takım genişliği ya da darlığı mı? Genişlik ya da darlık? Hı, hı. Boy değil değil mi? Genişlik ya da darlık? Yani genişlik, darlık, hücum savunma, geçişte hücum savunma geçiş, ve karşı abi. pres. Bence geçiş onların içinde. Yani çünkü karşı presi uygulamadan iyi yapılar ortaya çıkartabilirsin. Ee, takım darlığı, genişliği sadece topa sahip olma takımların önemlidir abi. Dar, dar, dar olarak çok iyi takımlar, dar takımlar var. Mesela Southampton, Hazen çok dar oynayan bir takım. Ama çok sağlam kaya gibi bir takım. Ama geçiş olmadan e, o boyun oynayamazsın. Yani arada net cevap bence o. Bak takım boyu olsaydı farklı konuşurdum. Kompaktlık devreye girerdi o zaman. Takım boyu e, geçişten daha önemli hale gelebilir. Çünkü geçişi de tetikleyen şeylerden biridir. Ama genişlik, darlık öyle bir şey değil. Yemek soruları gelmeye devam ediyor. Kokoreç mi, tantuni mi? Yani ben biliyorum cevabı zaten. Tantuni ne tantuni? Çok underrated bir yemek olduğunu düşünüyorum tantuni'nin. Hakkını yeteri kadar verilmediğini düşünüyorum. Yuh. Daha ne kadar Bence e, verilmiyor tantunine. abi. Ne, ne yapılabilir abi? abi tantuni hakkı verilmiyor. Salan şey çok fazla insan var ya ne ya bak, işte dürüm et. Ki... Öyle değil abi o pamuk yağı falan inanılmaz bir şey bence. Kalitelisi çok lezzetli. Tamam, i̇nanamıyorum. Bak bak tantunine. burada kafa sallayan biri var işte bak. Karşıma kafa sallıyor abi. Yemek abi. sepetinde gir. Tantuni yap. Şey. Bak abi eee çok fazla olan bir yemek. Tamam okey bir şey değil. Yaygın bence mı ya, öyle. yaygın öyle. Yaygın bir. Demin bir Karadeniz yemeği söylemiştin. Neydi adı? Hınkal. 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 Abi hınkalın hakkı verilmiyor. Bak ben bilmiyorum mesela hınkalın. Hınkal hakkı verilmiyor diyecek bir yemek değil hınkal. neyse. Ee, San Sebastian Cheesecake yorumu alabilir miyiz? Bunu en iyi yorum sen yaparsın. Yok ya. San Sebastian'da iyi değil çok. Onu söyleyebilirim. Ha. Mesela, Kral yemiş. San Sebastian'a gitti. Ara... Kral birkaç defa gitti hem de. Yani bence Türkiye'de daha iyi örnekleri var. Yani inan Gerçekten bunu söyleyebilirim. Zula. Çok İsim iyi. verelim. Ben de bir yedim. B, B blok mesela eskiden daha iyiydi. Hı? B blok eskiden daha iyiydi. Şu an çok iyi değil bence. Ama... Ya... Fabrika bak şeyine geçti. Ha. Benim soğuk olduğum bir cheesecake türüydü. Zula ile sen Aynen. sevdirdin bana. Bak, Aynen. Senin çok büyük payın vardır. Yediğim hakikaten acayip dedim. Ama mesela orada da... Şimdi ortadaki akışkan tarafı yiyorsun. Mükemmel orası. Ama kenarlar yine kabuk gibi abi. Yeme abi ya Kabuk gibi abi. Yeme abi. <laughs> tamam yani yemen lazım. Yanmış taraflar kabuk gibi. Ya o yüzden... Ee, i̇yi bir cheesecake, New York, limonlu yani New York derken limonlu derken üzerinde püreli değil yani soslu değil, hı hı. hakiki limonlu New York Anladım. falan çok iyi. O, o, klasik cheesecake'i tercih ederim ben, İyi yapılmışı, özel bir lezzettir. Batman Begins, Dark Knight'tan daha iyidir diye düşünüyorum abi sen ne dersin? Ee, Tabii ki öyle. Bir de genel süper kahraman filmleri arasında ilk üç Batman Begins, Spider-Man 2 2004 ve Dark Knight. Böyle sıralamış. Ulan benim sıralamam bu. Belki sen yazmışsındır. Helal olsun. Yok canım yani direkt benim şey, düşüneceğim olduğu için... E, yani Begins daha iyi film diyemem Dark Knight'tan. Dark Knight muhtemelen sinema, sinema masal yönden daha iyi bir filmdir. Ama hep söylüyorum çok fazla kat var abi Dark Knight'ta. İzlerken çok rahatsız ediyor. Çok yani benim gibi 30 defa izleyince o sahne geçişleri biraz yoruyor. Ee, Begins'in ben daha iyi bir Batman filmi olduğunu düşünüyorum. O yüzden benim için daha üst sırada. Yoksa daha iyi bir film demiyorum. Ben hatırlayamıyorum şu an filmi, hangi film olduğunu ama şey hiç yani aklımdan çıkmamıştı bir dönem. Bir filme gidecektik senle. Ee... Sallama geliyor. Yok sallama gelmiyor evet. gerçekten. Bir filme gidecektik. Ben gitmemiştim. Yani sen söyledin çünkü benim ilgi alanım değil ama birlikte gittik. E ben sen gitmedin mi oğlum? Bu film vizyona gireli 10 gün oldu ee, demiştim. Nasıl gitmedin sen? Benim 6. gidişim falan gibi bir şey söylemiştin. Sallama falan değil. Bu sen de biliyorsun evet. doğru olduğunu. Tamam. Hangi film olduğunu bilmiyorum ama. Ben de unuttum onu. Ya sevdiğim filmlere birden fazla gitmeyi seviyorum. Rekorum Spider-Man 2 bu arada. 12. 12 defa izledim Spider-Man 2'yi. Tebrik ederiz. Abi çünkü o, o tren üstü kapışmasını bir daha izleyemeyeceğimi biliyordum. Yani 11 sinemada. kez izlesen muhtemelen vermedin. Abi bana. olabildiğince bak. Sadece son 4-5 gidişim sadece o tren üstü sekansı. 3-4 dakika. Onu sinemada o dev, dev perdede iyi kaliteyle izlemek istedim. Abi Guidetti neden Ebrar yerine Meryem Boz'u soktu? Hocaya yaz yazar diyebilir miyiz Egemen Bey? E neden bu program? Soru için. Ee, bu program için e anca, yani bu soruyu anca şurada cevaplayabilirdim. Bu programın adı Buran Felek büfe olsaydı olabilirdi. Nefis bir espriyle. Aslında <laughs> ya bir soru daha var ama bunu da kapatmak istiyorum. <laughs> <çok. gülüyor> <Yani>, evet. <laughs> Türkiye geldiği ilk senede oyunu değiştirerek başka bir tabirle imza atarak şampiyon olmuş bir yabancı teknik adam var mı? Varsa bunu nasıl başardı? Bilmiyorum yani. Yupter var ilk sezonunda olmadı şampiyon. Gordon Milne oldu mu? Gordon Mill de ilk sezonda olmadı diye biliyorum ben. İlk sezonunda olan Christoph Daum var bak. Christoph Daum Beşiktaş. Üçüncü de o geliyordu ben. Aynen. Tamam ve, da ve Daum hakikaten farklı bir şey gösterdi. Yani böyle oyunu acayip değiştirdi mi falan bilmiyorum ama. Ama tempolu, Alman futbolu, e, Türkiye'de o, yücum, o, o baskı yapan, hücum oyunu Christoph Daumler'in denilebilir Yani gelir gelmez şampiyon olanlar arasında. Brian Birch iyi sezonda olmuş muydu galiba Galatasaray'da iyi sezonda? Brian şüster Birch şampiyon o, olmuş. Schuster? Ee, Reji beni yazıyor o zaman. Ya, belki de olmuştur. Schuster şampiyon oldu mu ya? Reji'den Schuster şeye geldi. Olabilir, doğrudur. Ama yani özel bir oyun yoktu orada da. Özel oyun deyince Karl-Heinz Carl, Feldkamp gelir gelmez şampiyon oldu. Carl, zaten bir sene, bir sene kaldı Carl, Feldkamp Galatasaray'ın başında, ilk gelişinde. E, o da mesela özel bir oyundu bakınca yani. Down'la beraber biri tutulabilir. Onun dışında böyle Carlos Alberto Pereira abi geldi. Sene, bir sene kaldı şampiyon oldu ve çok iyi bir savunma futbolu izletmişti. Dörtlü savunma özel bir şey. Çok yoktu mesela o dönem dörtlü savunma. İki stoper, Uche Ök. O da e, Payre'ye kesin yazmak lazım oraya. Lucescu? Lucescu yani kendi hoca taraflarını ikna edemiyordu zaten abi. Yani oyunu ne kadar değiştirmiş olabilir ki Türkiye'de. Ama iyi savunma örnekleri göster tabii. Ama oyunu değiştirmek farklı bir şey biraz. Evet tabii ki size bir e, sorumuz olacak yine. E, soru şu. Şenol Güneş'in yerinde olsanız milli takımı nasıl kurgulardınız? bize vereceğiniz cevaplardan bir kişi bizden Sokrates'in bir yıllık dijital aboneliğini kazanacak. Ama yanıtınızı yorum kısmında Sokrates derginin yorumunun altına e, bir ekin geçtekiyle atmanız gerekiyor diyelim ve bitirelim. Peki ağzına sağlık. Bu Senin ağzına da, sağlık. Her zaman Burhan Ferek spor salonu esprinle hatırlayacağız. Evet. Görüşmek ümidiyle tekrar. Hoşçakalın.